أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين آمين يا معين. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Rabbimiz daim kaim etsin inşallah. يَأْتِهِ الْخُلْفُ değil mi? Yani ha-i kinaye bahsinin diyelim ki 6. beytinin 1. mısrağının ortasından sonrası. يَأْتِهِ الْخُلْفُ دُرَحْ خُذْغِثْ سُكُونُ الْخُلْفِ يَا evet. وَلَمْ يَرَحْ diye başka bir şey başlıyor. Bizim şu anda İstişhat alanı neresi? يَأْتِهِ الْخُلْفُ بُرَحْتَنْ itibaren خُذْغِثْ evet, سُكُونُ الْخُلْفِ يَا bu kadar. Evet. Peki, يَأْتِهِ'den itibaren yapılması gereken vücuhat ne? Hemen bir gerideki emire bakacağız. Bir geride bizim karşılaştığımız, daha doğrusu bir önceki derse bıraktığımız emir ne? Uksur. Uksur'dan demek ki o da onun üzerine atfen gelen mevzular var. Pekala. Ye'tihi kelimesi. Ye'tihi ve men ye'tihi müminen. Değil mi? Ayet-i kerime orasıdır. Yine ha-i kinaye bahsini şimdiden ithaftan da yerini açarsak bizim için iyi olur. Evet, Taha suresi 75. ayet-i kerimedeki olan vücuhatı anlatıyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Diyor ki yani وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ يَأْتِهِ buradaki hi zamiri yapılacak olan ne? Burada uksur. Gelideki emre bakarsak kasır. Değil mi? Yani ihtilas. Bir mana kasır. Evet. الْخُلْفُ بُرَحْ الْخُلْفُ hulüfle ne yapıyor onu? Kim? بُرَحْ B. Yani kalun ve men yetihi müminen. Değil mi? Çekmeden. Onurcan hocam. Öyle anlaşılıyor değil mi mesele? Evet. Yetihil hulfu burah. Yani kalun hazretleri hulüfle huzgif. Huz derken kim kastediliyor? Ha. İsa ibn-i Virdan. Değil mi? İsa ibn-i Virdan. Gıf. Zagaş'ın gayni yani Ruveys. Değil mi? Üçü de hulüfle. Dura. Hüz gıf. Üçü de hulüfle ne yapmışlar? Ye'tihinin. Efendim zamirini kasırla okumuşlar. Evet. Kasırla okumuşlar. Dolayısıyla bu kasrın zıddı ne olacak? Madem hulfu var, kasrın zıddı işba. Değil mi? Kasrın zıddı işba olacak. Kasır hiç çekmiyoruz. Diyelim ki ihtilas bir mana. Ama huluf var bu üçünde de. O zaman bu üçünde madem öyle huluf var, birinci vecihleri kasır, ikinci vecihleri işba. Ondan sonra sükûnül hulfi وَمَنْ يَأْتِهْ diye burayı hulüfle sükun okuyan biri var. O kim? O da ya derken kim zaten? Süsi Hazretleri. Yani sükunde hulfu varsa bunun da diğer vecihi otomatik olarak işba olacak. Çünkü kasrın da değil mi? İskanın da hulfu işba. Evet. Burada ismi hiç geçmeyenler nerede kalmış oldular? İki tane vecih söylüyor burada. Bir kasır okuyanları söyledi. Bir de iskan okuyanları söyledi. Peki geri kalanlar nerede? Onların hepsi işbada. Onların hepsi işbada. Yani baktığımız zaman işte cim işbada. İsmi hiç yok burada çünkü.
İbni Kesir dal işbada. Efendim tı değil mi? Düri işbada. Enteresan, İbn Amir burada ne İskan'da ne şeyde İhtilas'ta. İlk defa bir yere karışmadı yani. Şimdiye kadar iki veci, üç veci. Hişam daha çok. Evet. Hişam daha çok. Üç vecihçi, iki vecihçi, Allah selamet versin. Burada sade işbada. Yani Asım'la beraber burada. Aynen öyle. İbn Amir dedik işbada. Asım işbada. Hamza işbada. Ondan sonra kim var? Kisai işbada. Ebu Cafer'in İsi kasırda ve işbada. Ebu Cafer'in İsi, İsa ibn-i Virdani hem kasırda hem işbada dolayısıyla. Tabi Süleyman ibn-i Cemmaz işbada direkt. İsmi burada olmayanları söylüyoruz. Sonra ne var hocam? Şeyh Yakup Hazretleri'nin yesi hulüfle yine hem kasır hem işba. Halef-i Aşir o da işbada. Şimdi bunları tahtada suretlendirmiş olsak karşımıza çıkacak olanlar belli. Çok fazla burayı tahtaya geçmeye gerek yok. Yani kasırcılar hulüfle kasrediyorlar zaten. B, H, I diyelim ki. Şey, I ve Yes. İskan yapan o da hulüfle iskan yapıyor. Geri kalan işba da dediğimizde ismi hiç burada geçmemiş olanlar da işbada kalmış oldular. Ama kitaptan bakalım ithaftan. Sükûnül aynen. İşba. Evet, sükûnün zıttı da işba. Bakalım. Fekara'ahu bil iskân demiş. Bu kelimeyi iskanla okuyan kim? Es-Süsi. Süsi. Zaten öyle demedi mi kitapta? He. Bi hulfin anhu, bi hilafin anhu demiş. Yani hulüfle okuduğunu söyledi. Yezidi ona hulüfle muvafakat etmiş falan. Sonra diyor ki vekarahu bu kelimeyi yani oradaki zamiri okudu bi kesril ha'i neyle? Ha'nın kesresiyle neyle? Ma hadfis sılati. Sılayı hazfederek yani kasırla. Ve ma itbatiha bir de ispatla. Hem kasırla hem işba'la yani. Okumuş kim? Kalun ve keda İbn-i Birden ve Rüveys. Zaten öyle geçti. B, ha, i yani yes. Vel vakun bi itbati sıla. Geri kalan ne yaptılar? Hocam sıla ile okudular. Onlar kim? Vehum, verş, vebnü ketir, vedduri, vessusi. Vedduri, vessusi bak fi vecihi thani demiş. Süsünün iki veci var demişti. Birisi iskan. Birisi de ne oldu çıktı ortaya yine? İspat. Yani işba olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldı mı hocam? Anlaşıldı inşallah bir şey yok. Ve İbn Amir ve Asım ve Hamza ve Kisai ve Kedeb ibn Cemmaz ve Revih ve Halef. Bizim sıraladığımız gibi oldu mu burası? Yani Tayyip'en aldıklarımıza göre ithaf dedi ki tamam sizin yaptığınız ders doğru oldu. Eyvallah. Onayımızı aldık. Pekala. Devam ediyoruz. Bir sonraki kelime. Burası nereye kadar gidiyor? Velem yarahtan başlıyor. Hocam. وَلَمْ يَرَحْ لِلْخُلْفُ زُلْزِلَتْ خَلَ الْخُلْفُ لِمَا وَقْصُرْ بِخُلْفِ سُورَتَيْنِ خَفَّمَا yani bir buçuk beyt kadar devam ediyor. Ondan sonra başka bir kelimeye geçmiş. Şimdi وَلَمْ يَرَحْ kelimesi bir Beled suresinde bir de Zilzal'de var. Yani يَرَهُ kelimesi. اَلَّمْ يَرَهُ اَحَدْ bir de فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ. Yani bizim için bir Beled suresindekiler var. Bir de neredekiler var? Zilzal suresinde olanlar var. Peki şimdi diyor ki şimdi özellikle o aralığı söylüyorum ki başka bir yere kaymasın gözümüz. O arayı icabında hani şuradan şuraya kadar dediğim yerleri böyle tire içine mi, parantez içine mi, tırnak içine mi yani bir şeyin içine alalım ki devamlı. Hatta şöyle bir şey de uygulayabiliriz bununla alakalı. İki tane fosforlu kalemimiz olur. Misal. Değil mi? Yeşil olur diyelim. Bir yeşil, bir sarı olur. Bir yeşil çizersiniz, arkasından bir sarı. Yani oraya kadar. O çizdiğimiz yere kadar olduğu anlaşılır ki
taşmamış oluruz. Çünkü mübarek Tayyip'e Mısır'ın ortasından vücut anlatmaya başlıyor. Normal şiir gibi okuyamazsın onu yani. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sonacak. Her bir mısrada her bir efendim bir takım manalar, ifadeler yüklü. Burada öyle değil. Normal bir şiir gibi okuyamıyorsun onu yani. Evet. Aslında İstiklal Marşı'nda bile aynı. Bak sönmeden bir şeye bağlı o. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak sönmeden yurdumun üstünde tütenin sonacak. Bak o da oraya. Yani orada bile aynı. Evet. Gönlüme tahtı çalan bir rikkati nazardır. Taht ile gönlüm bugün adeta göğülü zardır diyor vatandaşın biri. Evet. Pekala. Şimdi velem yara Beled suresindeki velem yara ellem yarahu ehad yani vav vavı atıfedir veya iptidaiyedir. Yeni bir konu başlıyor. Lil hulfu. Şimdi bir öncesindeki emir nereden geliyor? Yok hocam. En son ne söyledi bize? Sükûnül hulfi. Artık onu mastar da olsa emir anlayacağız onları. Mastar tabii, değil mi? Ama emir. Yani talimat diyelim ona. Emirden ziyade en son bizi yönlendirdiği ne tarafaydı? Sükûnde bırakmıştı. Oradan şimdi bunun üzerinde şimdi devamlı böyle atfede ede, bina ede ede meseleyi devam ediyor. Sükûnül hulfi dedi. Evet, dolayısıyla vav oradaki vav ne olur? Vavı atıfe olur değil mi? Bir gerideki manayı alıp öyle ileriye taşıyacak. Pekala. Sükûn oku diyor. Kim için? Lil hulfu. Hulufle lam. Yine karıştı buraya değil mi? Lil hulfu. Es-sükûn oku. Hulufle oku burayı. Hulufle. Ellem yarahu ahad. Yani lem yarah değil mi? Lem yarah. Evet. Hulufle yapıyor bunu. Sonra zülzilet demiş. Zülzilet demiş. Zülzilette halal hulfu yani Zilzal suresindeki فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى شَرًّا يَرَى bu ikisini yine sükünle i hulufle lima bu sefer lam hulufsüz direkt yani. Demek ki Beled suresine baktığımız zaman da yarah ellem yarah değil mi? اَيَحْسَبُ اَلَّمْ يَرَحْ اَحَدْ bunu lam hulufle yapacak. Dikkat edin. Lam hulufle yapacak burayı. Ama Zilzal suresindekine i de ortaklık yapacak ona. Zilzal suresindekine i de ortak. Beraberler sükünde. Sonra diyor ki vaksur bi hulfi surateyni iki surenin her ikisinde yani gerek Beled suresinde olanda gerekse Zilzal suresindeki olan kelimelerde kasret ama hulufle. Ama hulufle. Kim yapacak bunu? Haf zame. Yani i ve ya ikisi beraber hulufle yapacaklar bunu. Şimdi burada iki sureyi anlatmış oldu arkadaşlar. Bir sureyi değil dikkat edersiniz. İki sure birden anlatmış oldu. Beled suresindeki çıkacak olan manzara farklı karşımıza. Efendim Zilzal suresindeki manzara farklı. Beled suresinde hocam ne yapmamız lazım? Burasını da tahtaya geçmeye gerek yok. Yani tahtada anlatmaya gerek var mı? Yok değil mi? Biraz sonra gelecek olan bir yer var. Yalvarsam da yalvarmasam da yakarsam da tıpış tıpış tahtada anlatacağız orayı. Hatta bu hay-i kinaye ile alakalı meseleleri yukarıdan aşağı hocam mutlaka tarayın. Burasıyla alakalı hepinizden burayı isteyeceğim yani. Bu hay-i kinayeyi anlatma meselesini böyle tahtaya çıkıp tek tek kelimeleri okuyacağız, anlatacağız. Yani önümüzdeki dersten itibaren de bugün konuyu bitireceğiz inşallah. Önümüzdeki ders böyle yine kayıtlarla beraber bizzat tahtada işte hangi kelime nasıl okunur, nereden zıttı çıkarılır, ne nereye girer, nasıl olur falan bunların hepsini burada sizden isteyeceğim. Dersi dışarıdan takip edenlerden de aynı şeyleri isteyeceğim. Yani Allah nasip ederse. O yüzden mutlaka zaten diyelim ki zıttın, hulfün böyle yavaş yavaş hareketlendiği yer burası. Buradan sonra hep gelecek.
kafaya bunun oturması çok önemli. Yani aşerenin nasıl ki kavaidini ezberlemeden aşereyi okuyamazsınız. Yani imamların isimlerini bildin ama bir kavaid arkasından gelmemiş, yapmamışsın. Yani okursun gider, surettir okursun. Takrib nasıl oluyor? Tayyibenin de yani usulünü şu anda bir nevi o tarafta biz hareket yapıyoruz yani şu anda. Dolayısıyla bir iznillah buraya gelen adam, şu dersi burada güzel takip eden adam bir iznillah, geçenki demiştik ki fıkıhçı var dünya kadar, Allah'ın izniyle öyle tayyibeciler de olur yani piyasada. Ama dediğimiz gibi şurası çok önemli yani. Şu manevraları yapabilmek. Ne oldu geçen ders? Bak o manevrada ben bile takıldım yani. Bir anda değil mi, Asım mıydı değil miydi falan, Ebu Bekir Hazretleri'nin hulfü nerede ararken nun diyormuş ki halbuki burada, biz gittik onu başka yerde arıyoruz yani. Evet. Sükun okumada. İşte bu ne dedi? Bele suresinde yok. Zilzal'de var. Tabii. Bele suresinde ne okuyor? Yani Bele suresinde hulüfle kasır okuduğunu görüyoruz. Vaksur bi hulfis surateyni diyor ya. Bi hulfis surateyni. İki sure anlattım ben diyor burada size. Birisi Beled suresi, birisi Zilzal suresi. Bu iki surede i ile ya hulüfle kasrediyorlar. Yani i ile ya'ın burada nesi var? Bir kasır var, bir de işba'ı var demektir. Doğru mu hocam? Bir kasır var, bir de işba'ı var. Diğerlerinin neleri var? İşte diyelim ki sükünde hulfü var dediği zaman, sükünde hulfü var dediği zaman, hatta burada şu çıkıyor ortaya. Zilzal suresindekine bakarsak i'nin 3 vecihi var. Bak Zilzal suresine bakarsak i'nin 3 vecihi var. Niye? Çünkü Zilzal suresinde hulüfle bir i iskan yapıyor mu? Buraya göre yapıyor. Bu bir iskan. Ondan sonra geliyor diyor ki kasır yapar diyor hulüfle bir de. Kasır yaptı, etti 2. Başka ne var kardeşim? Kasrın zıttı ne? İşba. Bir de o eklendi 3. Bak şimdi. Zilzal suresiydi mi bu bahsettiğimiz? Heh. Zilzal'ı açalım. Dur bakalım. Benim kitaplar gibi olanlar 594. 594. Açtık mı? Benim kitap gibi olanlar 594. Bak hocam. Vakara'a demiş. Yarahu. 7 ve 8. ayetlerde. 594. sayfa. Bakın. Ma'an. Her iki kelimeyi de. Ma'an demek bu demektir. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane ne kadarsa hepsi beraber. Bak. Bi iskanil ha'i. İskan. Ha'nın iskanıyla. Hişam. Doğru mu? Var mı? Var. Vebni birden. Yani i. Bakın orada tarikini yazmış. Min tarikin nehrvani demiş. Ani İbn-i Şebib. İbn-i Şebib'den nehrvani tarikiyle iskan. Bir kere i'yi bölmüş. Yani bir nehrvani meselesi yaptıysa burada i de bölündü demektir. Nerede hocam? Hocam şimdi onu anlatıyordum. i'yi bölmüş. Bak nehrvani diye çıkardı. Yani i'nin bir tarikı böyle yaptı diyor. Şimdi başka tarikleri de girecek devreye. Vekarahuma, bak bil ihtilas, bu iki kelimeyi de yani Zilzal suresindeki yarah kelimelerinde ihtilasla okuyan kim? Yakup bi hulfihi. Yakup hulüfle yapıyor bunu. Bak ve İbn-i Vir'den min tarik İbn-i Harun bu sefer. Bu sefer İbn-i Harun tarikiyle ne almış hocam? İhtilas almış. Etti mi iki? Biri iskan, biri ihtilas. Onun yetmemiş. Vel Allaf mıdır artık neyse ismi. Min İbn-i Şebib. İbn-i Şebib'den Allaf tarikiyle böyle bu. Vel bâkûne bil işba. Geri kalan işba dedi şimdi. Bunların dışındakiler. Sonra diyor ki hocam bak. Ve bihi kara'e Yakup. İşba Yakup da okudu. Hulüfleydi ya. Yakup'un ki. Fil vecih tâni ikinci vecihte. Bak vebni birden al üç. Min bâki turukihi. İsmini zikretmediğimiz diğer tarikleriyle beraber de fil vecih thâlis üçüncü vecih olarak ne yaptı hocam? İşba okudu. İyi mübarek 3 vecih yaptı yani burada bu sefer. Mesele anlaşıldı mı hocam?
Yani Tayyibe'nin metninden çıkan karşımıza buydu. Fil hakikate bu çıktı zaten. Olduğu gibi meydanda. Evet. Anlaşıldı mı mesele? Burasıyla alakalı. Pekala. Evet. Biyedihi gıys. Biyedihi gıys. Biyedihi kelime. Yani fesübhanellezî biyedihi melekûtü külli şeyin, değil mi? Burasını biyedihi gıys. Geriden kasır geliyor değil mi? Güzel. Geriden kasır geldi. Bu yani fesübhanellezî biyedihi melekûtü külli şeyin. Okudu geçti. Turzeqânihi ihtülif bin huz. Yine kasırdan geliyor. Evet. Pekala. Turzeqânihi. Yani demiş ki yuridu kavlehu teala ta'amun turzeqânihi. Değil mi ayet-i kerime? Burasını ne yapıyor? Kasırla okuyor. Kim okuyor? Bin huz. Hulüfle ama. O zaman ne oldu hocam? Bir işba, bir kasır. Tabii. Bazen hulüf kullanıyor hocam. Bazen hilaf kullanıyor. Bazen fiilin kendini kullanıyor. Bazen hocam hulüf de kullanıp burada imamlar ihtilaf etti manası görüyoruz ya. Evet. Hulüf. Aynen. Kendi içinde ihtilaflıdır diyelim hocam bunu da. Yani B de kendi içinde ihtilafla bunu yapıyor. Efendim İ de kendi içinde bunu ihtilafla yapıyor. Dolayısıyla bir ihtilaf söz konusu yine. Turzakanihi kelimesinde demek ki iskan okuyan yok. Yani turzakanih diye kimse yapmamış. Ne var burada? Bir kasır var, bir de işba var. Kasır okuyanlar hulüfle B ve İ. Aynı zamanda B ve İ işba da okuyor. İsimleri hiç geçmeyenler de, değil mi? Cim gibi, dal gibi, kef gibi, yine nun gibi. Bunlar da burayı işba ile okudukları ortaya çıkıyor. Evet. Aleyhillâhe ensânîhi if bidammi kesrin. Oraya kadar. Metin oraya kadar aldığımız yer. Aleyhillâhe ensânîhi if bi dammi kesrin hocam. Evet. Az önce bi yedihi biz sadece Yasin'den verdik misali ama buradan mübarek dökmüş. Bakara suresinde iki yerde bi yedihi ugdetun nikah mesela. Bi yedihi feşeribu minhu. Bi yedihi melekût. Evet. Var da var. Yani bi yedihi sonuçta. Evet. Aleyhillâhe ensânîhi عِف yani بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ değil mi? Birisi de وَمَا أَنْسَانِيهُ evet. Bunları عِف demiş. عِف kim orada? Hafs. بِضَمِّ كَسْرٍ kesrin ضَمِّيْلَ kesrin nesiyle? ضَمِّيْلَ yani kesreyi bırak damme oku. Kim için? Hafs için. Hangi kelimeleri? İşte burayı. عَلَيْهِ وَمَا أَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ orası. Birisi de بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ geri kalan nerede peki? Bir dammi kesrin dediğine göre bir kesreciler var, bir dammeciler var demektir. عَلَيْهُ اللّٰهَ وَمَا أَنْسَانِيهُ عَيْن peki damme okuduğunu anladık. عَيْنِن dışındakiler غَيْرُ عَيْن ne yapar? Kesri okurlar. O kesrin ifadesinden zaten bizi yönlendirdi. Mesele belli. Evet. Ondan sonra ehlihim kütü fida. Sadece orası. Ehlihim kütü fida. Bu da ehlihum kütü. Değil mi? Ehlihum kütü. Efendim? Yine kesri damme okuyor. Yani ehlihim küsü. Biz mesela Hafs nasıl okuyor? Ehlihim küsü okuyor. Şu anda yine kesrin damme ile okumaktan bahsediyor. Yani ehlihum küsü okuyan kim? Fida, fe. Fe'nin dışındakiler ne okurlar?
kesri okurlar. Ehli him küfü. Niye? Çünkü bakın bi zammi kesrin. Mesele belli. Bana desen ki burayı işte bunlar zammeyle okuyor desen, dikkat edin hocam. Burayı bunlar zammeyle okudular desen, sadece bu ifadeyi kullansan, işte ve ma ensanihu okuyan ayın desen, dışındakiler ne okuyor desen, eğer kesri koymasa oraya dammenin zıttı fethadır. Bu sefer otomatik nereye gidecek? Ensanihe olacak bu sefer. O yüzden kesri dammin diyor, onu yan yana koyuyor ki senin başka bir şıkkın yok diyor yani. Tabii. Hatta dese ki falancalar kesri okuyor dese, direkt bakın falancalar kesri okuyor dese, geri kalan ne okuyor olacak? Yine fetha olacak. Çünkü kesrinin zıttı da fetha. İşler karışacak bu sefer. Ne yapıyor? Kesri dammin diyor. Bak kardeşim, ya kesri ya damme. İkisinden birisi. Burayı damme okuyanlar bunlar, kesri okuyanlar da bunlar. Direkt senin zaten bütün çerçeveni çiziyor. Taşamazsın dışarıya. Mesele belli. Evet. Bir dammi kesrin diyor. Kesrin dammi ile. Kesrin dammi ile. Fe. Ehli hum kütü. Evet. Fe'ye göre ehli hum kütü değil mi? Evet. Fe'nin dışındakilere göre ehli him kütü. Evet. Vel İsbahaniyyü. İsbahani Hazretleri. Evet. Bihin zur cevveda. Evet. İsbahani ne yapmış abi? En'am suresinde 46. ayette bih diye duruyor şimdi. Unzur keyfe nusarriful ayati thumma hum yastifun. Hani sayıyor mesela. Kul eraeytum in akadallahu sema'akum ve ebsarakum ve khatama ala kulubikum men ilahun gayrullahi ye'tikum bih unzur. Yani orada bir bih vakıf, unzur yeni iptida orası. Ne yapıyor? Diyor ki geçerken nasıl okunur burası? Geçerken burası nasıl okunur? El cevap İsbahani, sadece İsbahani burayı geçerken damme okur. Geçerken damme okur. Geri kalan kesre okur. Yani bihindur, bihundur gibi. Evet. Evet. İsbahani burayı ne yapacak? Bih diye durdun. Bihi aslında. Bihi unzur gibi. Ama geçerken bihunzur şeklinde okumuş olacak. Pekala. Cevveda tecvid etti. Yani böylece okudu bunu anlamında. Ey cevveda kıraatehu. Evet. Fekara'e ala ahseni vecihin demiş. Bu en güzel böyle okudu burayı anlamında dır. Cemaat-ı Müslümin, azed-i ihvan-ı din. Evet. İbrahim Tanrıkulu hocamın ifadesiyle Tayyip'in buzullarından birisi burası. Korkun diye söylüyorum. Çünkü iyi takip etmeniz lazım. Ve hemzi erci'hi kese hakkan veha faksur himen bin mil ve hulfun hüzleha ve eskinel füznen ve lummel kesreli hakkun ma'an şu'mete kel basrin kuli. Burasını hocam, hele burasını, yani yutacağız. Metnini de, tercümesini de, şerhini de, burası her taraf için aynı şeyler geçerli. Fakat burası hakikaten insanı yoran bir yerdir. Şimdi beraber onu ve hemzü erci'hi kese hakkan veha faksur himen bin mil ve hulfun hudleha ve eskinel füznel ve lummel kesreli hakkun ma'an şu'bete kel basrin kuli. Tahtaya metni yazmaya gerek yok değil mi? Nasıl olsa metin önünüzde. Hocam, şimdi burada anlatacağı ilk önce vehemzu erci'hi diye başlıyor. Vehemzu erci'hi. Bakın ifade çok önemli. Vehemzu erci'hi. Erci'hi kelimesini hemzeli. H'den bahsetmiyor bakın. Yani hu, hi falan ondan bahsetmiyor. Erci kelimesinde başka bir vücuhata değiniyor. Hemze okuyanlar diyor. Ve hemzü erci'hi. Erci'hu kelimesini hemze ile okuyanlar şunlardır dediğine göre birileri de ne olacak?
hemzesiz okuyacak demektir. O zaman karşımıza şöyle bir ercih yazmış olalım ama hemzesini koymuyorum. Çünkü iki tarafa da dönmesi lazım bunun. Şimdi hocam, bir okuyuşu var, bir okunuşu var daha doğrusu bunun. Hemzeli. Bir hemzeli okuyanlar var. Bir de bu kelimeyi şöyle döndüm, hemzesiz okuyanlar var. Hemzesiz. Ve hemzü erci'hi, hemzeli okuyanlar kese, hakkan, evet, hemzeli okuyanları söyledi. Ve hemzü erci'hi kese, hakkan. Ondan sonra ben ne yapacağım şimdi? Hemzesiz okuyanları çıkarmam lazım buraya bir. Doğru mu? Ve hemzü erci'hi kese, hakkan. Bu her defasında karşısına gidip çıkarmamız lazım. Geldik hemzesiz olana. O zaman kim var burada? Yukarıdan bakalım. Elif, dal, ha, kef, nun, fe, ra, ca, hal. Hemzeli okuyanlar, hemzesiz okuyanlar. Yani burayı erci ile başlayanlar, burayı erci diye başlayanlar. Anlaşıldı mı? İbdal yok. Hemzeli, hemzesiz. Erci. Birisi erci. Tamam mı hocam? Şöyle söyleyelim hatta. Erci. Bakın daha hasına girmedik. Bu da erci. Hasına girmedik. Şimdi ha'ya şimdi girecek. Ve ha faksur diye başlıyor ya. Şimdi geldi hasına giriyor. Efendim. Ve ha faksur. Hasını kasırla. Evet. Afven. Kasrul ha diyecektik. Hatta direkt Türkçe yazalım. Uğraştırmayalım. Ha'yı kasır okuyanlar. Efendim. Faksur. Şöyle yapalım. Buradan ayrıştırırız onları. Çünkü iki tarafa da buradan pay çıkacak. Birileri başka, birileri başka yapacak. Ve ha faksur himen. Ve ha faksur himen. Bin, mil ve hulfün huz leha. Evet. Ha'yı kasırla okuyanlar. Ha, ya, be, mim, i ve lam hulüfle. İbareyi doğru okudun mu ibareyi? Evet. Yanlış olmasın. Ve ha faksur. Himen, ha, ya. Himen, bin, mil ve hulfün huz leha. Doğru mu hocam? Şimdi bu kasrı sağ tarafa, sol tarafa bir dağıtalım bakayım. Kasır ve işba olarak dağılsınlar. Şimdi ha hemzeli olan tarafta mı, hemzesiz olan tarafta mı? Bu bir. Ya hemzeli tarafta. İki. B hemzesiz tarafta. Ha kasır diyelim. Çünkü hemzesizlerde. Mim hemzeli tarafta. Doğru mu? Evet. Hemzeli tarafta. İ hemzesiz tarafta. Ve hulüfle. Doğru mu hocam? Evet. Evet. Lam hemzeli tarafta ve hulüfle. Anladık mı burayı? Pekala. Şimdi işba, işba çıkaralım buraya. Bunun dışındakiler işba olacak mı? Olacak. B burada cimden başlarız. Doğru mu? Cim. Dal. Sonra kim var burada? Cim, dal. Kef'i hiç konuşmayalım şimdilik. Dursun. Kef. Geç onu. Efendim. Nun. Ondan sonra? F. Sonra? Ra. Can. İ'si burada. Cem. Ya. Ya da işbada olacaktı. Pardon, ya yukarıda. Kasırda zaten. Affen, yanlış yapmayalım. Ya hal.
İ ve lam huluf olduğuna göre buraya da yazarız onu. Huluften dolayı yazdık onları oraya. Şimdi işba da dağıtacağız aynı şekilde her iki tarafa. İşba okuyanlar kim okudu işba? Cim. Hangi tarafta hocam? Buraya yazmamız lazım. Cim nerede? Burada. Hemzesiz tarafta olduğu için ne yapıyorum şu anda? Şu işbağı dağıtıyorum. İşbağı dağıtıyorum. Cim. Dal da işbağda. Ama ne tarafta? Hemzeli olan tarafta. O zaman buraya yazacağız bunu. Nun ne tarafta? Nun fe. Hemzeli hemzesiz. Hemzesiz tarafta. Evet. Ra da hemzesizlerde. Cem hemzesizlerde. Hal hemzesizlerde. Evet. İ o da hemzesizlerde. Hulüfle. Lam bu tarafta. Hocam işbağı da dağıttık. Tahtamız geri gidiyor. Şöyle toparlayalım bunu. Evet. Bu arada bir de iskan var değil mi? Ve eskinen füznel. Ve eskinen füznel. Nunla fe için hocam orayı okumadığımız için nun fe'yi buraya yazdık. Nun fe burayı ne okudular? İskan. O zaman ne oldu? Biz buraya bir iskan çıkaracağız şimdi. İskan. Zaten kimin yaptığını, iskanı kimin yaptığını söylediği için daha başka kimseye bakmaya gerek yok. Nun fe dedi ve eskinen füznel. Bizim elimize işbada, burayla alakalı işbada cim, ra, cem, hal bir de i kaldı. Doğru mu? Nun fe iskanda. Şimdi ve hemzü erci'hi. Hemzeli olanlar, hemzesiz olanlar. Ve ha faksur. Kasredenler, hemzeli olup da kasredenler, hemzeli olup da işba yapanlar. Hemzesiz olup da kasredenler, işba okuyanlar, iskan okuyanlar. Tamam mı buraya kadar? Ondan sonra diyor ki ve zummel kesra li. Ve zummel kesra. Ve zummel kesra. Li hakkun dalha ya. Ve zummel kesra li hakkun. Şimdi he zamirini zamme okuyanlar kesre okuyanlar. İş oraya geldi. İlk önce hemzeli mi değil mi? Sonra hasında kasır mı iskan mı işba mı? Sonra hu mu hi mi? İş buraya geldi. Ve zummel kesra. Kesreyi zamme. Ve zumme zammelendi. El kesru aslında. Kime göre? Bunlara göre. Peki bunlar ne tarafta? Yani ben o zaman ne diyeceğim buraya? Zamme. Okuyanlar. Lam. Lamda, dalda, haya hepsi burada değil mi hocam? Yani zamme okuyanların, dikkat edin, zamme okuyanların dördü zaten kefin içine bakarsak mim de işin içinde girecek şimdi. Lam, dal, ha, ya, zamme. Kesra kim okuyor burada? Madem lamdı, mim ne orada, nerede hocam? Otomatik kesrede. Mim kesrede. Burada zamme okuyan var mı? Bakalım. Lummel kesra. Bu zatlar olduğuna göre demek ki buraya hep kesreciler kaldı. Zammecilerin hepsi orada çünkü. Hem hemzeli hem de şeyde. Demek ki burada zamme diye şuraya bir bab açmış olsam kimseyi yazamayacağım buraya. Zamme diye bir yer açsam buraya kimseyi yazamayacağım çünkü o ya okuyanların hepsi hemzeli okumuşlar. Pekala. O zaman ben buraya kesre yazarım. Ve ne çıkar karşıma? Dal, ha, kef, ya'ın dışında kim varsa. Elif, nun, efendim fe, ra, ca, hal. Bunların hepsi böyle okumuş. Şimdi
Ve an şu'bete kelbasrin kuli diyor ondan sonra. En son bittikten sonra diyor ki şubeden rivayet var. Şubeden bir rivayet var diyor. Kelbasri. Basralılar gibi unkul naklet. Yani satın iki vecihi olmuş oluyor. O ekstradan bakacağız ona. Şu tabloya göre bütün imamların okuyuşları çıkmış vaziyettedir. Mesela diyelim ki dal nasıl okumuş? Dal. Diyelim rastgele bir tanesini seçtik. Dal. Bir, hemzeli mi, hemzesiz mi? Hemzeli. O zaman bakalım ne oluşacak? Hemzeyi aldık. Erci okumuş. Peki, dal işba okumuş. Erci hi mi, erci hu mu? Zamme ile işba okumuş değil mi? Erci hu. Yani mukadder bir vav koyalım oraya. Dalın okuyuşu olarak bu çıkmış meğerse karşımıza. Her iki tarafa da bakıyoruz. İlk önce, bak hocam, ve hemzü erci dediği andan itibaren ilk önce hemzelileri sıraladık. Hemzesiz olanlar bunun dışındakiler dedik. Tamam mı hocam? Birbirinin zıttı burası. Bak hop, bu buraya, bu da buraya zıt. Ondan sonra dedi ki ve ha faksur. Ha'yı kasret dedi. Ha'yı kasret. Yani kasırla oku. Himen bin mil. Himen haya. Bin mil hudleha dedi. Bu efendim i ile lam hulüfleymiş. Geri kalan onları da sıraladık. Sonra onları dağıttık. Hemzeli tarafta olanlara geçirdik. Hemzesiz olan tarafla kalanlara yazdık. Sonra işba okuyanları çıkardık. İskancıları ve eskiden füznel diye ekstradan, yani yanda zaten söyledi onu. Zamme mi kesre mi dedi. Zamme okuyanlar geneli hep zaten bu tarafta kaldı. Kesre okuyanların hepsi bu tarafta kaldı. Yani hemzesiz okuyorlar. Bir kere hemzesiz okuyanlar ne okuyorlar? Kesre okuyorlar. Hemzesiz okuyanların tamamı kesre okuyor. Hemzeli okuyanlardan zamme ve kesre meselesi devreye giriyor. Zamme okuyanlar işte lam, del, ha, ya, kesre, mim okumuş. Buna göre diyelim ki B nasıl okumuş hocam? B. B nasıl okumuş? Hemzeli mi, hemzesiz mi? Merak edene bedava. Bir kere hemzeli tarafta değil. Nerede? Hemzesiz tarafta. RG. Peki işba kasır mı okumuş? Kasır okumuş değil mi? RG hi. Zaten kesri okumuş. Bitti. Ercihi. Anlatabildik mi hocam? Mesele anlaşıldı mı? Arkadaşlar bu aynı. Ha bunun birkaç türlü daha anlatımı var. Ama benim kafamda dedim ki bu en rahat böyle anlaşılır. Hemzeli okuyanlar, hemzesiz okuyanlar. Çünkü ona göre gittik. Dikkat ederseniz. Yani ibareye bağlı kalarak. İbareye bağlı kalmadan da bu şekilleniyor. Bu şekilde. Yani yine anlaşılıyor mesele ama yani böylesi daha sanki makul gibi geldi. Ne dersiniz? Heh, değil mi? Mesela rastgele bir tane seçelim hocam. Lam. Lama bakalım. Üzerinden çalışıyoruz. Lam diyorum. Hemzeli kısımda. Madde bir hemzeli. Er. Ci. Şimdi husuna bakacağız. Husu bunun kasırda ve hulüfle kasır. Doğru mu? O zaman ne oldu hocam? Erci harekesine de bakalım. Harekesi ne? Zamme. O zaman zammeyi koyalım buraya. Erci hu ve erci hu. İki vecih çıktı. Kasır. Değil mi? Hulif olduğu için kasır. Erci hu kasır. Bir de erci hu. Kasrın zıttı ne olacak? İşba olacak. Bu kadar. Erci hu bir kasır, bir de işba. Sakin olduğunda uzatmadan okuyor normal yerlerde. Ha tabi bizim gibi tabi tabi. Yani hafs gibi. Burada ne yapmış? Bir erci hu kasır almış. Bir de erci hu diye işba okumuş burayı. Evet. Başka kimi mesela
bir ele alabiliriz. İ var bayağı. İ'ye bakalım. Hocam, burası İ'ye göre nasıl? Soru. Bir kere kafadan hemze siz. Hemze siz. RG. Harekesi ne? Esre. Peki okuyuşu ne? Kasır. Ercihi. Hulüfle olduğuna göre Ercihi. İki veci. Anlaşıldı mı mesele? Heh. Yani bunun zaten başka ve an şu'bete. Şimdi İskan okumuş ya nun, ercih, kalu ercih diye. Nun, tamam. Sat da ayn da burada ama diyor ki ve an şu'bete. Şu'beden bir rivayette kel basrin kuli. Basralılar gibi. Basralılar ne yaptı abi? Hemzeli okumuş. Hayi kasırlı okumuş. Zambe, yani ercihu. Vecihinde Hafs, Ebu Bekir de var. Ebu Bekir iki vecihte yani. Bir ercihu de bir de ercihte. Hem hemzeli hem hemzesiz okuyan bir zat. Evet. Mesele bundan ibaret. Şöyle bir kitaptan bakalım yerini. Ünkuli naklet. Basralılar gibi naklet. Yani Basralılar nasıl okuduysa sat içinde böyle bir rivayet daha oraya ekleyebilirsin. Anlamında. Ekle daha doğrusu. Naklet. Evet. Hocam. Bakın 52. sayfa. Ve minhe arcih demiş. Buldunuz mu hocam? Evet. Bakın, fakara'ehu bu kelimeyi okudu zamiri. Bi kesril ha'i bila sıletin. Bi kesril ha'i bila sıletin. Kasırla. Evet, kasırla okumuş. Bi kesril ha'i, ha'nın kesresiyle. Kim okumuş? Kalun. Kalun öyle okumuş. Şimdi hemzeli hemzesiz diye ayırdık ya biz. Her iki tarafa da bakmanız lazım. B hemzesiz olan tarafta. Ama Vebni Zekvan hemzeli olan tarafta. Yani erci hu erci hu değil mi? Başka ve kedebni birden bir hulf bi hulfin anhu. İbn-i Birden hemzesiz tarafta. Yani bizim anlattığımız, daha doğrusu bu tarif ettiğimiz gibi düzenli değil şu anda bunun yaptığı. İthafın söylediği bize. Ondan sonra وَقَرَهُ بِالصِّلَةِ مَعَ كَسْرِ الْهَائِ. Yani اَرْجِهِيمِ اَرْجِهِيمِ. Hemzeli mi, hemzesiz mi, ondan bahsetmiyor. Diyor ki, hi diyor sadece. Bunu işba'la okuyan, sılayla okuyan kim? Verş. Velkisai. Ve kedebni cemmaz. Ve ibn-i birden. Fî vecihihi thâni. Bir, İbn-i birden'in biz iki vecihini çıkarmadık mı az önce? Birinci veci ercihi şeklinde ihtilas, kasırdı. Şimdi bir de ne var? Ercihi var. Ve halef. Sonra diyor ki ve kara'e bi zammil hâi ma'assileti diyor. Yani yine hemzeyi söylemiyor. Hu'dan bahsediyor. Hu okuyanlar kim? İbn-i Kesir. İbn-i Kesir ama nasıl okuyor burayı? Hemze ile okuyor. Hemze ile okuyarak hu okuyor burayı. Ne oldu? Erci hu oldu. Ve Hişam bin Tarikul Hulvani. Yine aynı şekilde hem hemze ile okuyor. Aynı dal gibi. Hem de sıralı okuyor. Kim? Hişam. Ama Hulvani tarikiyle. Ne oldu? Erci hu oldu bu da. İbn-i Muhayyis'in muvafakat etmiş. Geçiyorum orayı. Ve kara bi zammi laha ibla sıletin. Hayı zammeyle ama kasırla. Yine söylemiyor hemzeli mi hemzesiz mi. Ben orası beni ilgilendirmez diyor resmen. Hep şeyden devam ediyor. Hanın zammiyle ve sılasız. Er ci hu veya er ci hu olacak. Burada bina sıletin diyor. Sılasız. Dolayısıyla bu zamme okuyanların tamamı zaten hemzesiz olanlardı. Zamme okuyanlar hemzeli olanlardı. Evet. Ebu Amr ve Dacuni an Hişam ve Ebu Bekir buyurun. Değil mi?
min tariki Ebi Hamdun. Erci hu olacak. Burada Nuftavey diye biliyorum ben bunu. Bu da Nuftavey, bu Ebu Bekir'in bir tariki. Bu da efendim. Aynı şekilde Şeyh Yakup da sınasız Han'ın zammesiyle erci erci hu şeklinde. Yine muvafakatçıları yazıyor. Ve karahu bi iskanil ha'i, Han'ın iskanıyla Asım. Asım böyle okuyor. Min gayri tariki Ebi Hamdun ve Nuftavey an Ebi Bekir. Ebu Bekir'in tariklerinden iki tanesi hariç. Asım'ın tamamı böyle okuyor. Bu Ebu Bekir'in bu tarikleri yukarıda zaten söylediğine göre ercihu. Aynı haya gibi, Basralılar gibi okuyor. Hocam demiş ki fehâdâ hükmül hâi. Ha ile alakalı hüküm bunlar ibaret. Ve emmel hemze feyeti hükmühâ ma'al hâi müfessireten fil a'râfi inşallahü teâlâ. Hemze ile alakalı hükmü de a'râfta görürsünüz diyor. İtaf ne yaptı? Ben diyor heyenin yani zamiri söylerim sana. Esre midir, zamme midir, çekilir mi, çekilmez mi, onları söyledim ben sana. Yeri geldiği zaman da A'raf suresinde hemzeli mi değil mi, hangisi hemzeli, hangisi hemzesiz, onu da oradan çıkarırsınız diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Biz de sadaka musannif diyoruz. Cenab-ı Hak ifadeye, istifadeye hepimizi muvaffak eylesin. El-Fatiha.